Santral Spor Programı'ndan herkese merhaba, ben Melis Sarı. Yepyeni bir sezonda karşınızdayız. Bugün okulumuz öğrencilerine spor ve beslenme alışkanlıkları ile alakalı birkaç soru soracağız. Hazırsanız başlayalım. Başlıyoruz. Spor yapıyor musun? Spor yapmaya çalışıyorum. Çok düzenli olmasa da. Spor yapıyorum. Daha çok kardiyo yapıyorum ben. Çalışıyorum yani. Ama genelde üşeniyorum tabii. Haftada bir daha çok. Evet yapıyorum. Ne yapıyorsun peki? Fitness yapıyorum. Spor yapıyor musun? Hayır yapmıyorum. Evet yapıyorum. Haftada 6 gün. Evet yapıyorum. Peki okulda beslenmen hep bu şekilde mi? Ya, genelde ızgara ürünlerini tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü daha az yağ ve karbonhidrat içeriyor. Spor öncesi ve sonrası nasıl besleniyorsun? Spor öncesinde yağlı gıdalar almaya çalışıyorum. Mesela ceviz gibi bana spor sırasında güç verebilecek. Spor sonrasında protein almaya çalışıyorum. Protein ve karbonhidrat. Okulda nasıl besleniyorsun peki? Genellikle iki öğün besleniyorum. O yüzden okulda pek yani bir şey yemiyorum. Yersem de ara öğünümü yanımda getiriyorum yani. Burada bir tane harbi köfte var mesela. Ona bayılıyor. Arkadaşım en iyi eventim o yani. Ama o güzel oldu ya. Okulda yeterince sağlıklı beslenmiyorum. Sadece lokmada yiyebiliyorsam o kadar. Okulda çok sağlıklı beslenme seçeneği yok bence. Okulda nasıl besleniyorsun? Gördüğün kadarıyla tutku falan yiyorsun ama. Evet, abur cubur yiyoruz çok. Peki sana böyle küçük bir test yapsam, kalori hesabı yapsam seninle ne dersin? Yapalım. Mesela düz bir salatanın kaç kalori olduğunu düşünüyorsun? Sadece yeşillik olan. 50. Et var mı içinde? Düz bir salata. Okey. 280 kalori. Ne yaptın ya? Düz bir salata diyorum. Sosu da yok. Hiçbir şey yok. Sadece... Ot. Salata... 20. Bence en fazla 50. Ama nar ekşisi ve zeytinyağı yok ise. 150. 200. 200 değil. Yani 150 kalori. Ya hatta o kadar bile değildir sadece yeşillik varsa ya. 180 falan bu şekilde. Doğru. Peki bu yediğin pilavın kalorisini biliyor musun? Evet biliyorum. Kaç? Ortalama 455 olması lazım. Bol tereyağlı. Aslında bu lapa ya da bana da öyle denk geldi. Çok beğenmedim. Ama çok kalorili belli. Bol tereyağlı böyle. 320 kalori. Lokma dedin, ev yemeği dedin. Evet. Sence bir pilavın kalorisi kaç? Pilavın kalorisi 120 falan mı? Daha mı fazla? 150, 200. Pirinç pilavı mı? 250, 300. Peki sence bu masada gördüğüm tutku kaç kalori? O da 50 falandır herhalde. Ya istiyorsan bir bakalım beraber. Bak 507 kalori diyor. Çok sağlıklı. Hiçbir bilgim yokmuş. Ben sağlıklı yaşamı hobi olarak edindim ve yanımda ara öğünlerimi taşıyorum. Bence bu çok kolay bir şey ve siz de ara öğünlerinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Yani ben çok acıktım ama otomatta da hiç sağlıklı yiyebileceğim bir tek şey var, o da fındık. Yani bütün çikolatalar zaten 200-300 kaloriden başlıyor. Ben burada ne yiyeceğim, bana bunu açıklayın. Tutku mesela 500 kaloriymiş ya. Sağlıklı dediğin şey bu muydu gerçekten alacağım dediğin? Aldırdın bunu bana ama ben ketojenik besleniyorum. Yani ben ders arasında acıkıyor olsam ve ben bunu alsam bu sadece yani yaklaşık 200 kalori falan. Ya bana niye bunu aldırdın ki? Ben bunu yiyemem, bu çok kalorili. Ben sağlıklı yemek yemek istiyorum, bu ne? Al sen ye bunu. Bu bölüm okulumuz öğrencilerine spor alışkanlıkları ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili birkaç soru sorduk. Merhaba. Onun sen kaç kalori olduğunu biliyor musun? Aa. Mikrofona yiyecek utanmasa. Thank you.
utanmazsa mikrofonu yiyecekti ya. Aa. Evet, bu bölüm okulumuz öğrencilerine spor ve beslenme alışkanlıkları ile alakalı birkaç soru sorduk. Sağlıklı bir hayat için siz de spor yapın ve beslenme alışkanlıklarınızı düzene sokun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.